Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Note 9'un oyun ve pil performansını ölçen bir video yapacağız. Bu videoyu niye seçtim arkadaşlar? Çünkü bu video çok merak ediliyor. Yani başka videolarda da yazmışlar başka telefonların performansını, oyun ve pil performansını incelemede. Note 9'da yapın, Note 9'da yapın başka kanallarda. Ben de millet çok istiyor bunu. Ben de bir çekeyim dedim. Evet, hemen isterseniz başlayabiliriz. PUBG biliyorsunuz arkadaşlar çok ağır bir oyun. Yani o yüzden bunu denedim ve arkadaşlar grafiklerin hepsini en sona aldım ben. Telefonu yani baya zorluyorum. Evet, kronometremizi başlatabiliriz. Bir 10 dakika oynayacağım arkadaşlar. Telefonumuzun ısınma şeyine bakacağız. Evet, telefon şarjı 100. Saat 12.58. Evet, şimdi gidebiliriz. Yani başlayabiliriz. Evet, şöyle hiçbir duraklık yok. Atlamada, yatmada, tekrar ayağa kalkmada, yumruk atmada. Hiçbir duraklık yok arkadaşlar ve şeyleri de en son alınca çok net gözüküyor. Bilmiyorum size oradan net geliyor mu ama bana çok net arkadaşlar. Şöyle yani hiçbir sıkıntı yok olmadan en sonunda bile hiç donmadan arkadaşlar çok rahat oynayabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi böyle her şeyde yumruk atabiliyoruz. Her şeyde yani çok rahat atabiliyoruz. Her şeyi aynı anda falan basabiliyorum yani bakın. Hiçbir takılma yok telefonda. Hemen şurada nereye ineceğimize bakalım. Arkadaşlar ben PUBG'yi fazla iyi oynamıyorum. Yani lütfen yorumlara PUBG'ye oyunla ilgili fazla yorum atmayın. Hatta yorum atmayın, hiç yorum atmayın. Ama telefonla ilgili istediğiniz yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Haritamızda Sukul'a ineceğim ben. Sukul'a inmek için tabii ki şey lazım. Onun yerinde atlamamız lazım. Bu arada arkadaşlar PUBG videomu İzlemediyseniz izleyin çünkü o da güzel bir video. Yani zevk alabilirsiniz ondan da. Çünkü biraz da PUBG'yi tanıttım arkadaşlar. Evet. Şu an daha fazla karşıda hiçbir karışıklık göremiyorum. Yani ne bir donma ne de bir kasma var. Telefonda harika bir telefon yani. Kesinlikle oyun ve şey performansı, pil performansı çok iyi. Biz de biraz kullandık tabii ki arkadaşlar. Evet. İkinci dakikaya geldik. Daha telefonda bir ısınma yok. Ve arkadaşlar yeni şarjdan çektim bunu. Siz de gördüğünüz şarjı 100'dür. 100. Telefonu bayağı zorluyorum dediğim gibi. Bütün grafik ayarlar sonda. Evet dediğim gibi de grafik ayarların hepsi sonda arkadaşlar. Telefonun biraz zorlanması lazım ama asla zorlanmıyor. Yani şu anlık telefonda hiçbir şey yok. Tabii ki arkadaşlar size dediğim gibi bir keresinde tabii biz bu Note 9'u alalı oldu biraz. Tabii kullanmaya biraz alıştık. Nerede neresi kötü neresi iyi. Oraları da az uz biliyoruz arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bu videoyu da bu az uz bildiklerimizi sizinle paylaşmak için atıyorum. Çünkü Note 9'da fazla oyun oynamadık. Yani bunu babam kullandığı için babam da fazla şey sevmiyor. Oyun oynamayı telefona sevmiyor. Bakın arkadaşlar biraz da sıktığımızda hiçbir aksaklık göremiyoruz yani. Telefon gerçekten çok seri bir telefon. Ve biliyorsunuz arkadaşlar şeyde çok ağır bir Evet bir adamı öldürdük. Arkadaşlar ben şu anda hiçbir ama hiçbir aksama göremiyorum. Bilmiyorum siz görüyor musunuz ama yani şöyle gerçekten hiçbir aksaklık yok. Telefon oynadıkça oynayasınız geliyor. Gerçekten ama gerçekten çok iyi. Telefon şimdi arkadaşlar Note 9 biliyorsunuz çok Samsung'un en şey telefonu. Ama yani bundan bu performansı bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. İyi olmasını bekliyordum ama bu kadar iyi olmasını beklemiyordum arkadaşlar. Gerçekten çok büyük şey sergiledi bana. Yani şöyle de gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde hiç donmadan kasmadan çok güzel oynayabiliyorum.
O da çok güzel bir şey. Yani oynadıkça oynayasınız geliyor arkadaşlar. Öyle güzel bir his veriyor size telefonun kasmaması. Evet, iki tane kart 98 bulduk arkadaşlar. Bala bakın. Evet, bir de karşı binaya bakacağım. Sonra artık buradan çıkacağım. Evet, yine bir scar. İçindeki mermiyi aldım arkadaşlar. Öyle niye yaptın derseniz. Evet, seviye 2 çantamızı da bulduk. Arkadaşlar amacım oynamak değil yani. Size nasıl oynandığını, nasıl yani güzel oynanıyor mu onu görmek amacım. Size onu göstermek. Ama şu anlık telefonda hiçbir kasma donma yok. Telefonda daha ısınmadı yani hiçbir ısı yok. Öyle iyi bir telefon olduğunu söyleyebilirim yani. Öyle kolay kolay ısınmıyor. Mesela arkadaşlar benim babam çok kurcalıyor telefonu. Gerçekten bayağı zorluyor. Ama telefonda hiçbir şey olmuyor yani. Telefon gerçekten çok iyi dayanıyor. Ve arkadaşlar 4000 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. Yani o yönden de çok iyi. Çok iyi şarjı gidiyor. 98 kalmış şarjımız. Gece 1 olmuş. Evet, gördüğünüz gibi. Böyle yaptığım gibi kilitlenebiliyor arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi şarjımız 98 saat 1.03. Yani 5 dakikada %2 şarj inmiş. Biliyorsunuz 12.58'de başlamıştık. Evet, inşallah arkadaşlar net görüyorsunuzdur ekranı. Gördüğünüz gibi bayağı uğraşıyorum telefonla ama hiçbir donma kasma yok. Dediğim gibi arkadaşlar telefon 4000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Ama arkadaşlar Note 8 de böyleydi. Yine bataryası biraz fazlaydı ama ben Note 8'de gördüm arkadaşlar. Babam gene Note 8'de kullandı. Ama onun şeyi bir gün çıkarmıyordu yani. Sık kullanma bir gün çıkarmıyordu. Hatta sık kullanmazsanız bile bir gün çıkarmıyordu. O kadar şey bir telefondu. Ama Samsung Note 9'da gerçekten bu bataryayı yani şarj konusunu gerçekten çok yükseltmiş. Onu tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir telefon. Gördüğünüz gibi o kadar oynuyoruz ve etraf çeviriyorum. Telefonu çok kurcalıyorum. Bayağı kurcalıyorum ama hiçbir şey olmuyor arkadaşlar telefona. 7 dakika oldu arkadaşlar. Biraz daha oynayacağım. Telefonun ısısına falan sizler bir göz atacağız. Evet, sanırım bir adam var. Evet arkadaşlar şöyle. Şu anlık iyi gidiyoruz. Ve arkadaşlar telefonda gördüğünüz gibi az önce sıkma şeylerinde hiçbir kasma yok. Yani telefon arkadaşlar gerçekten harika bir telefon. Ve evet fiyatı da bu telefonun bu özelliklerine göre, bu kamerasına, bu her şeyin özelliğine yani bu özelliklere bakılırsa yani fiyatı da bence uygun bir telefon. Dediğim gibi arkadaşlar bataryası 4000 mAh. Gerçekten yüksek bir amperlik batarya sahip telefonumuz. Sekiz dakika oldu arkadaşlar. Telefonumuzda daha bir ısınma yok. Arkadaşlar bu arada Note 9'u kullanıp şey yapanlar varsa öyle bu şeyden şikayet olanlar varsa bana yorumlarda bildirebilir arkadaşlar. Ben de onlara bir dahaki videolarımın cevaplarını verebilirim. Evet, şu anlık 8,5 dakika oldu. Şarjımız 97.106 olmuş saat. Arkadaşlar şu anlık iyi gidiyor. 8 dakikada yani açalı 8 dakika oldu. Telefonu yani başlatalı. Şarjımız 97, %3 şarj harcamış. Çok büyük bir performans bence. Mesela arkadaşlar biliyorsunuz iPhone X'in de bir kutu açılımını yapmıştık. iPhone X arkadaşlar ilk çıktığında gerçekten çok model bir telefondu.
Ama arkadaşlar onda bu performansı size söyleyemem yani. Bu kadar iyi bir şey performansını. O kadar iyi değildi bence iPhone X. iPhone X'in diğer modelini bilmiyorum. iPhone X'i kullandığım için söylüyorum arkadaşlar. Gördüğüm için ve babamla beraber kullandığımız için. Dediğim gibi öyle şey bir şey de değil yani. O kadar iyi değil. Ama yani o da başarılıydı. Ama Note 9 onu çok iyi geçmiş. Evet, böyle hiçbir kasma yok. Bayağı kurcaladım telefonu. Evet arkadaşlar. Son biraz daha oynayalım. Şöyle son şeyler falan göstereyim. Evet, telefonumuz hafif ısınmaya başladı artık. 10 dakikanın sonunda. Neredeyse 10 dakika oldu. Evet arkadaşlar. Videomuzu artık burada bitirebiliriz. Hemen şeyine bakalım. Evet, şarjı 97.108. Yani evet 10 dakikada %3 şarjı azalmış. Bence çok iyi performans. Telefonu arkadaşlar şöyle göstereyim. Gerçekten fazla bir ısınma göremedim ben. Çok hafif var yani. Bugünkü videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize bay bay.